İyi Cavit günler, Peygamber. nostalji dostları, eskiye meraklı insanlarımız, kültürünü araştıran insanlarımız, değerli kardeşlerimiz. Biz bugün öyle bir yere geldik ki artık bu bölgede demeyeyim, devletin birçok müzelerinde olmayan eski tarihi eserlerin içerisine düştük. Burada tarihi eserlere gönül bağıyla bağlı olan bir Hüseyin Çelik diye bir abimizin şu anda misafiriyiz. Biz burada uzun boylu bir çekim yapacağız. Bu arada da Hüseyin Bey'e hangi tarihi eserin kimden geldiğini, ne zaman geldiğini, nerelerden kime intikal ederek bize ulaştığı sorularını da soracağız. Hüseyin Bey, güzel kardeşim, bu tarihi eserleri insanlığa bir miras olarak biriktirmişsin ve bir ömür vermişsin. Seni tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Tabii bu arada da yengemin bu konuda size katkısı olmasa ayağınızın birisi de eksik kalacaktı. Doğru mu? Teşekkür ederim. Doğru değil. Öncelik övmen gereken, takdir evet. etmen gereken öncelikli açı o. Allah razı olsun. O olmadan ben olmazdım. Hiç kimse. Olmazdı. Hüseyin Bey, sizi bir tanıyalım. Doğum yeriniz, tahsiliniz, mezuniyet döneminiz, bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben emekli öğretmen Hüseyin Çelik. Sungurlu ilçesi Akpınar köyü. Evet. Doğumlu, 1952 doğumlu. Evet. İlkokulu 4. sınıfa kadar köyde okudum. Ondan sonra ilçe merkezine babam, köyde çiftçi ilçe merkezine göç etti. 1964 yıl. Evet. Bir yılda Sungurlu'nda okudum. 64-65 öğretim yılı Türkiye'nin en popüler okullarından biri ilkokuldan sonra Ankara Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulu'nu kazandım. Çok Sungurlu'da güzel. Çok yoğun bir evet. girimde evet. 8 kişi girdik. Biri de acizane bendim. Yoksul bir köy çocuğu olarak gittik. Çok güzel. Sungurlu'nun dışında şehir görmemiştik. Evet. Orada 6 yıl okuduktan sonra öğretmen olarak 1971 yılında Ağrı ili Diyaden ilçesi Yanıkçukur köyüne tayinim çıktı. İlk görev yeriniz. İlk görev yerim. Yengen var mıydı? Yok daha nişanlıyız. Ama çocuğum daha. Evet. Yani tıraş olmuyorum. Evet. Bir kültürü farklı, Doğu illeriyle İç Anadolu'nun kültürü çok farklı birbirinden. Tabii, tabii. Başka bir ülkeye gitmiş gibi oldum. Evet. Ama hayat bu yoğurarak bizi olgunlaştırdı. 3 yıl Ağrı ilinde görev yaptıktan sonra tayinim Sungurlu'ya çıktı. Evet. Sungurlu'da benim kendi köyümden daha öncelikli bir köyde, Çulhalı diye bir köyde çalıştım. Evet. Ondan sonra Çiftlik Köyü'ne tayinim çıktı. Evet. Onun akabinde Kemallı Köyü, 1988 yılında Sungurlu Merkez, evet. Cumhuriyet İlkokulu'na tayinim çıktı. Evet. Merkezde emeklilik. Geleceğim oraya. 3 yıl orada çalıştıktan sonra Sungurlu Merkez, en evet. büyük ilkokulu olan Sungurlu İlkokulu'na tayin oldum. Evet. Oradan da 1996 yılında emekli oldum. Allah. Ben 54 doğumluyum. Akçalı köyünde evet. doğmuşum. Evet. Oradan 1 yaşındayken babam Sungurlu'ya gelmiş. Evet. Babam mübaşir olarak adliyede çalışmış. İsmi? Arap Yüksekkaya. Aa, Arap abim. Tanırım. Evet. 54 doğumluyum. Aha, evet. Evet. İlkokul mezunuyum. Evet yengem. Belli bir sürede evlilik yaptık. Eşimle beraber köylerde evet. öğretmenlik yaptık. Şimdi. Yol arkadaşı. Yol arkadaşım oldu. Evet. Mutluyuz. İki çocuğumuz var. Bir oğlan bir kızımız var. Allah bağışlasın. Amin. Baklarını açık etsin. Amin. Allah böyle bir yaşamımız var. Eşime destek oluyorum. Çok güzel. Çok evet. güzel. Siz olmasanız dedim ya baştan. Evet. İlkin biraz rahatsız olduk. Dolaplarımız neyimiz yoktu ama evet. sonradan dolaplar olunca ben de buna destek olmaya başladım. Tabii tabii. Evet. Çok teşekkür ediyorum şimdi, yengem. Evet. Hüseyin Bey. Efendim. Güzel kardeşim. Benim çocuğumun birisi de Hasanoğlan mezunu. Küçük.
öğretmen olan. Şu anda Afyon'da Mustafa Karoğlu, Türkçe bölümü öğretmeni. Oradan mezun oldum. Ben Hasan Oğlan deyince aklıma çok güzel şeyler, çok güzel bir eğitim kalitesi geliyor. Ben orada 4 yıl boyunca gittim Hüseyin Bey. Orayı enine boyuna inceledim. Gerçekten kaliteli insan nasıl yetiştirilir, nasıl bir prensip haline getirmişler o eğitim düzeni. Size burada gördüğüm şeylerden 1960 model traktör gördüm ben orada. Nasıl mazotunun havası alınır gazlı traktörlerde. Jipleri gördüm. O amfiteyatromuz vardı bir tane. Evet, açık hava tiyatrosu. Açık hava tiyatromuz. Ahırlar, kümesler, inşaat atölyeleri, yani fırınlar hepsi öğrencinin yapımı, kümesler her zaman. Aynen. Onlara, o eğitim düzenine gönül veren senin gibi kardeşlerime, size eğiten insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hüseyin Bey, müsaade ederseniz biz şu harikulade güzel olan bir müzeyden daha çok eseri bulunan bir yeri çekimini yapalım. Bunlardan da size soracaklarımız var. Hangisi, hangi tarihte size intikal etti, nereden temin edildi? O bir sürü makinelerimiz var burada, alet ve edevatlarımız var. Bunların çalışma sistemi nasıl? Bizi bu konuda bilgilendireceksiniz. Benim görevim, amacım o. Evet. Türk kültürünü, evet, bizden önceki nesillerden aktarılan, yaşam tarzı olan Türk kültürünü gençlere aşılamak için kendimi adadım ben. Ne güzel. Hiçbir ne güzel beklentim yok. Ne güzel. Ve bunu da kendime şiar edindim. 33 yıldır, evet, gecem gündüzüm öyle bir aşk ki bu anlatılmaz. Çok bir güzel. Eşyayı alamadığım zamanlar günlerce uyku uyumuyorum, rüyalarıma giriyor. Artı bir eşya buluyorsun, paranız yok. Evet. Gidiyorsunuz bir dostumuzdan borç alıyorsunuz. Onu temin ediyorsunuz. Onu temin ediyorsunuz. Şimdi daha sonra alsanız olur mu? Olur ama o eşyayı o sonra bulma şansınız yok. Parayı temin eder bulur. Hatta kredi bile çekersiniz. Çektiğim, evet, oldu ama o eşyayı bir daha yakalamanız mümkün değil. Mümkün değil. Bunda tabii. Bunda çok önemli olan konu bu. Tabii. Ve bu beni yaşatıyor, mutlu oluyor. Bunun bana verdiği enerji dünyada hiçbir şeyle ölçülmez. Hüseyin Bey, insanların idealleri olması lazım. İnsanların hedefleri olması lazım. Ay canım benim, can Ahmet'im. Teşekkür ederim, yarama dokundun. Kendini, ideallerini önüne almışın, koşturuyorsun. Saygı duyulacak bir insansın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Bu devirde, şu çağda yaşamış insanların düşünebiliyor musunuz? Artık bin bir türlü stres ve sıkıntının içerisinden, kendine bile zaman ayıramayan insanların içerisinde hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri yapmışsınız. Size çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz şu nadide eserleri birer birer... Bir konuya değineyim. Ben de bu arada girişte bahsetmem lazımdı. Bize bu imkanı tanıyan ilçemiz gençlerden Cavit Emralı'ya, evet, sizin gibi çok değerli bir şahsiyete sunumu için, organize için bize bu fırsatı verdiğiniz için hiçbir beklentimiz, bu dünyada tabii bundan büyük mutluluk yok. İlçem, evet, ilim ve ülkem adına, evet, bu tanıtımda bana bu fırsatı veren Cavit canıma, evet, oğluma, Ahmet canıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz sizlere. Allah sizden razı olsun Hüseyin Bey. Dediğim gibi çok değerli bir kardeşimizsiniz. İyi ki tanışmışız. Teşekkür ederim. Bir araya gelmişiz. Biliyorsunuz daha önce de bundan sonra devam edeceğiz. Evet. Siz bizim zaten bir yere Hüseyin Bey bırakacak, şey yapacak bir şeyimiz yok. Biz insanlara eserlerimizi, hayatlarımızı, nasıl yaşadığımızı, hangi düzen içerisinde bu başarıyı sağladığımızı göstermek durumundayız. Yoksa bizim bu işinden bir alacağımız bir menfaatimiz, şunumuz yok yani. Aynen, aynen kardeşim benim. Canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz bakalım. Evet Hüseyin Bey, biz bir yerden başlamamız gerekiyordu. Ama herkesin yaptığı gibi önce dışarıdan biz çalışmaya başladık. Buyurun, şu andaki önümüzdeki
önümüzdeki tarihi eserlerden başlayalım. Şu an yerde önümüzde olan küçük soğuk taşı mı bu? Bu binaların, konakların, yapıların önündeki köfte soku taşı. Ha, sadece küçük, köfte için. Sade köfte için. Evet. Şu gördüğümüz el yapımı taş. Evet. Tarihi her köy meydanında bir tane olur. Evet. Bunun görevi işlenmiş, yapılmış. Şu basamakta köyün evet. yaşlı erkekleri ile evet. kadınları ata üzengiye basıp binemez. Evet. Şu basamaktan buraya çıkarlar, bunun üzerinden ata binerler. Vay, bu koskocaman taşın görevi bu. Evet. evet. Şu da sadaka taşı. Köy meydanında ihtiyacından fazla olan evet. meblağını vatandaş buraya kor. Evet. Gelen de burada ihtiyacı kadar alır. İhtiyacı Biz kadar öyle alır, bir kültürden geliyoruz. Tabii, tabii. Biz tabii. öyle bir kültürden geliyoruz. Evet. Bu da bu yörede eskiden hayvanla çekilen seten. Seten taşı. Seten taşı. Evet. Ham bulguru buraya koruz. Evet. Ham bulgurun buğdayın evet. kabuğu bu setenle hayvan çeker. Setenden kabuğu ayrılır. Buradan okunu takıyoruz değil mi? Evet, hayvanla. Ata veyahut da eşek. Bunun maketi neyse. Var. Bunu günü geldiğinde evet. anlatacağım orada. Evet. Bu evet. bulgur seten taşı. Seten taşı. Seten taşı. Seten taşı. Bu her evet. köyde birkaç tane olur. Bulgur sokusu. Evet, bulgur sokusu. Eskide kadınlar ve erkekler köfte yapmak için hem çok geniş büyük bir topluluğu köfte yapmak için esas bunun amacı bildiğimiz bulguru evet. tokmakla dövüp kabuğunu almak için. Evet. Bulgur sokusu. Evet. Türkülerde konu vardır. Evlerinin önü bulgur sokusu. Bulgur sokusu. Evet. Yeleştikçe gelir yarın. Yarın kokusu. Bu da bildiğimiz evet. binek evet. taşı. Binek taşı. Ayrıca sadaka taşı. Ha, sadaka çok taşı. Bunlar, ben bu sadaka evet. taşına takıldım yani. Gayet güzel bir şey. Herkes buraya kimseyi rencide etmeden sadakasını buraya bırakacak. Bırakan ihtiyar... da bırakan da kimin bıraktığı için bilmiyor. Evet. Alan da ihtiyacı kimse görmeden ihtiyacı kadar alıyor ama. İhtiyacı kadar. Oradaki alıyor, oradaki erdeme, oradaki evet. kültüre, oradaki altyapıya özellikle dikkat ederiz. Evet. İhtiyacı kadar bugün günümüzde muhtemelen öyle değil. Buradaki vatandaş gelen ihtiyacı kadar. Neye lazım? Bir kilo makarna parası lazım. Kaç evet. lira? 3 lira. 3 liraya alıyor, gidiyor makarnasını alıyor ve olayı kapatıyor. Evet, dönelim Hüseyin Bey. Kapa. Evet Hüseyin Bey, lohu taşını elinize aldınız. Evet, bu geçmiş dönemlerde 80-100 yıl önce bütün köy yapılarının üzeri toprak. Doyla, ki, çoprak, çorak, kirli doyla. Çorak. Evet. Şimdi onlar biliyorsunuz kirli toprak su geçirmez. Evet. Ahşap damların üzeri döşendikten dambaşıların üzerine bu loğu taşıyla el yapımı bu. Evet. Sert bir polat taşından el yapımı loğu taşıyla böyle ileriye gezdirerek ileriye, ileri geri silindir görevi görüyor. Oradaki toprağın kilin yarılıp alta su almaması için özel evet. yapılmış her evin evet. damında bulunan bir loğu taşı denir bu. Evet. Bu günümüzde oradan kalma bir taş. Çok güzel Hüseyin Bey. Evet. Çağrı çürüyor gel. Evet, bu yer altından çıkma bir erzak küpü. Erzak bunu, küpü. Evet, bunu da Boğazkale Müzesi'ne kaymakamımız evet. geldi. Oraya müziğe bağışlayacağız. Bu yeraltı. Evet, evet. Bir de benim etnografik eşyaları bu kültürü taşırken yeraltıyla hiç bulaşmadım. Tabii. Çünkü tabii. bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz bu, değil. Bu bizim, bizim yaşamda kullanılan yasal olan her şey. Evet. Çok güzel. Onun için bunu bize geldi, intikal etti. Biz de yerine evet, iade edeceğiz. İade. Altındaki şirevit. Hüseyin Bey, şirevitimiz, çiğneme, bağlardan şirevite. Üzüm kestiğimiz zaman şırasından pekmez yapmak için çiğnenerek üzüm oluğu, bu yörede bunun ismi şinevit. Şinevit. Şunlar burada Ermeni ve Rum evlerinin tavanları el işlemen sanatkarların yer aldığı, bunlardan biz çeşitli motifler ve masa, sandalye gibi şeyler yapıyoruz. İleride bir kültür evimiz olursa tavanlarını bunlarla işlemek üzere bunları saklıyoruz. Bunlar çok aşırı bir değer. Çok güzel. Ebemin sandığı,
Biliyorsunuz sandık kültürü bizim köylerimizde, adetlerimizde, üzerlerinde de dokuma yastıklarımız ve bunların içerisinde biliyorsunuz kamış hasırlarımız var. Öyle değil mi Hüseyin Bey? Bu bir karasaban. Burası kulpu biliyorsunuz. Bu karasabanın ucunda bildiğiniz bir ucu sivri bir ağaç ve önündeki okuna öküzlerimizi, atlarımızı bağlayarak bunlarla yıllarca insanlar tarımını, geçimini bunların üzerinden temin etmişler. Karasabanın diğer bir versiyonu da bu, mavisi de karasaban. Onun oku biliyorsunuz. Burası da tutacağı yer. Tutak yeri. Meşhur kağanı mazımız. Hüseyin Bey. Kağanımızın mazısı bu. Evet, tekeri. Evet. Bunun diğer aksavarları orijinali motifli yapılmışı da var ama evet. Bu sade mazıyla evet. Tekeri, bunlar el yapımı. Bunların özellikleri çok farklı. Şimdi Hüseyin Bey şuradan soruyorum. Burada eğer dediğimiz biliyorsunuz evet. İki tane ağaçlarımız vardı geçme. Bunların ağaca temas etmesin diye aralarını oymasın, ağacı zedelemesin diye yağ çalıyorduk. Hem de tereyağı. Evet. Çünkü başka yağımız yoktu. Tereyağıyla çalıyorduk. Her gelen kağanının 10 tane, 20 tane bir köyde kağanı olur. Her gelen kağanının sesinden ayrı kimin kağanısı vardır. Ayrı bir melodisi vardır. Onun kimin kağanısı olduğunu bu mazının gıcırtısından biliriz. Evet. Evet, sabandan sonraki geldiğimiz yer pulluk. İşte köten, polek, pulluk ve köten. Bu bir sonraki versiyonda gelen, oluşan demir aksamlarıyla beraber yapılmış, insanların emek vererek yaptıkları el yapımı köten, fabrika düzeni. Perçin ve vida, hiç evet. Kaynak yok. Tabii. Yani bu insanlarımız kendi aletlerini, edevatlarını yüzyıllar boyunca kendileri yapmışlar. Fabrikasyon düzeni yok, şeyi yok. Hemen onun bir üstünde hızarımız var. El hızarımız. İki kişi tarafından çekilir. İki paşında iki tane tutacak vardır bunun. Artık tahta biçmeden tut da ağaç kesmeye varana kadar insanlar yıllarca bunları kullandılar. İhtiyaçlarını bunlarla giderdiler. Arkadaki de araziye küçük el yapımı soğan mibzeri. Soğan mibzeri. El yapımı, evet. Evet. Deposu. Peki, o deponun içine soğanın tohumunu mu koyuyorduk evet, Hüseyin Bey? Tohumunu koyuyoruz. Evet. Şuradan da kolu var. Evet. Onunla o da el yapımı. Onda da hiç kaynak evet. Bir şey yok. Ahşap evet. Sapı, diğerleri perçin ve vida. Evet. Şeyi rahmetlik Arap Hasan Usta'mı da almış olalım. Evet. Yıllarca bu demirleri bu kasnaklara geçirmek işi rahmetlik Arap Hasan Usta'mın işiydi. Soğuk demircilerin. Soğuk demircilerin bunları bir tezekle, otla bu çember olan demiri bir güzelce ısıtırlardı. Genişler oraya geçirir. Oraya genişler. Oraya zorla onu yakarak, biraz da yakarak onu cosurdadarak oraya şey ederler, suyu dökerler ve metal ısınınca genleşir, soğuyunca çeker. Üzerlerine de birer tane, iki tane çivi vurmuşlar ama Arap Hasan'ın yaptığında çivi yoktu. Niye? Çünkü bu çiviler o demirin biraz daha erken yıpranmasına neden oluyordu. Sadece çivisiz kullandılar. Hüseyin Bey, efendim. Buradaki gördüğüm direklerin ambar direği mi, konakların direkleri mi? Bunlar özel olarak elle yapılmış bu. El yapılmış. Hiç evet. Aletin olmadığı dönemi evet. Keser, rende, törpü evet. Onunla yapılan buradaki bey konaklarının buradaki evet. Beyler var. Eski evet. Belediye başkanı. Onların konaklarından çıkan konak direkleri. Konak direkleri. Bunları Kastamonu'da, Beypazarı'nda, Safranbolu'da çok görürsünüz. Evet. Şurada evet. Bir taşımız var. Evet. Vatandaş hayvanlarıyla yaylaya çıkınca buraya iple hayvanlarını bağlar. Örklerler. Örkler. Şimdi bu taşı evet. Sürükleyip alıp götürme şansı yok. Artı 8-10 tane hayvan uzaktan bağlanınca bir de denge unsuru oluşuyor. Düz bir tarla düşün. Evet. Ağaç yok. Ağaç olsa zaten ona bağlayacak. Ama ideal olarak burada İdeal çözmüş. Olarak bunu boğmuş, burayı evet. Oymuş, bunu bağlıyor. Evet. Bu evet. Da yoklukta üretilen. Evet. Bu da biliyorsunuz bir konu. Evet. İçeri geçelim. Tamam. Gel. Hayır.
Hüseyin Bey, bu benim merakımı celbetti. Burada hayvanlar su içmesi için mi kullanılmış bu çukur? Burada hayır, bu geçmişte burada çok eski yıllarda yel değirmenleri varmış. Yel değirmeni, evet. Evet, evet. Bu Çingiller diye bir köyde bir muhtardan evet. getirdim. Evet. Buraya metal bir şey giriyor, köşeli. Evet. Dönmesi için şurada da yerleri var. Evet. Bu lav taşından yapılmış yel değirmeninin göbek taşı imiş. Göbek taşı. Ha. Evet. Bunun etrafında şey dönüyor. Pervaneleri dönüyor. Pervaneleri. Ha, bu taş orta göbek taşı değil. Evet. Gibi. Evet. Onun etrafında şey dönüyor. Evet. Yel değirmeni bunun etrafında çemberinde dönüyor. Şu anda insanlar da bunu şey yapıyorlar. Bu taşın özelliği de lav taşı gibi bir şey Hüseyin lav Bey. Taşı, lav taşı bizim değil mi? Yörede yok. Özel yapılmış. Doğru, doğru. Bizim başka bu yörede yerlerden. Bu taş yakın yörede benim bildiğim yerlerde yok. Lav taşı bu. Diğer taşlarımıza nazaran bu çok daha sert bir taş. Evet, sert bir taş. Hüseyin Bey. Çok şahane bir makinenin önüne geldik. Ben makineyi sinemanın makine dairesine girmediğim için görmedim ve ilk defa görüyorum. Sinema makinesi mi? Evet. Sungurlu 1947 model. Evet. İtalyan yapımı bir film makinesi. Burada eski Uğur Sineması diye bir sinema vardı. Evet. Bizim o sinemanın sahiplerinden torundan Cem Emrali diye bir gencimiz, kardeşimiz, torunu. Evet. Bunu bana bedel karşılığı verdi. Evet. Sungurlu malı Sungurlu'dan gitmediği için de Sungurlu adına ben Cem Emrali'ye teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bu gördüğümüz ederiz. Makine orijinaliyle getirdim. Buraya koydum sergi alanımıza. Bunun eksiği hemen hemen yok gibi ama bugün çalışır mı? Evet. Muhtemelen bilmiyorum. Evet. O günün en popüler aletlerinden biri. Makinesi tabii. Artık görüntünün ekrana aktarılması bilmem neye alınması. Perdeye aktarılması. İlk defa insanlar bunun sayesinde gördüler. Evet. Ha, biz çocukken bu sinemaya gidip de seyredemiyorduk. Evet. Paramız yoktu, yeri geliyor, evet. Gidemiyorduk. Evet. Üst düzey bir şeydi. Bu nostalji Sungurlu'da kaldığı için Sungurlu halkına evet. ve bunu bize verenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel, tarih valla Hüseyin Bey bunu çok güzel iyi etmişsin. Şu anda birçok müzede şurada bunu şu anda görmemiz mümkün değil, bulmamız mümkün değil. Burada küçük bunun mercekleri vardı büyük ihtimalle. Evet, o merceklerden ekrana yansıtıyorduk yani. Şu andaki haritamız Osmanlı'nın ilk karayolları haritası. Ben de emekli bir karayolcu olduğum için bu bana çok şeyler çağrıştırdı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hüseyin Bey. Efendim. Biz dış çekimimizi devam ettik. Bundan sonra mümkünse buradaki bütün çekimlerimizi yavaş yavaş arkadaşım alsın. Biz seninle beraber görüntüler üzerinden stüdyo programı yapacağız. Burada bunu sığdırmamız mümkün değil. Haftada bir gün, belli süre içinde buradaki 2000 eşyanın üçer beşer özellikleriyle Ahmet Bey'le, Ahmet Can'la stüdyoda sunumunu yapacağız. Tamam. Bu benim esas amacım. Evet. O konuya değineyim lütfen. Esas amacım bu kültürü gençlere aşılamak. Evet. Ki bunu başarmış olacağım bir nebze Bursa'dan bir genç bunu Genelkurmay'ın arşivinde yakalıyor. Evet. Benim adresimi, telefonumu kaymakamımdan alıyor, getiriyor, evet. bana CD'sini gönderdi. Ben de bunu bastırdım. Evet. Osmanlıca harita. Evet. Ve yol uzaklıkları at yolculuğuna göre. Evet. Ben de bunu bastırdım, birini belediye başkanına hediye ettim. Biri de şu anda bende, yalnız bu orijinali değil, orijinali Bursa Genelkurmay arşivindeymiş. Evet. İşte gençlerin bana dönümü bu. Benim evet. amacım buydu. Evet. Bu başarı bana yetiyor. Bu çok mutluluk güzel. Benim için en büyük ödül bu. Çok güzel Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum.
Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili gönül dostları, bizi izleyen arkadaşlarımız, Kurtçu Aslankaya, Mustafa Karaoğlu, Celal Yağcıoğlu, Engin Kodalak Hocam, Necati Erzurumlu izliyorlar. Bizden onlara da selamlar diyoruz buradan. Evet, Hüseyin Hocam, şimdi görüntülerimiz, biliyorsun tabii senin büronu, senin eserlerin olduğu yeri gezmek işin en güzeli. Ha, buraya getireceğim. Orada bir noktaya değineyim. Evet, buyur. Özür dilerim. Sizin deme bana. Evet. Benim bu yaptığım hizmetler, oradaki eserler halkın ya. Evet. Benim Allah. Değil. Ben Allah. Olunca egoizme dokunuyor. Benim amacım onu olsa, evet. 100 liraya aldığım şeye, o film makinesi 300 liraya aldım ben Emre'den. Evet, evet. 5-6 bin lira para verdiriyor. Evet. Evet. Sade 300 liraya. Hurdasını dartsan 500 lira eder. Evet. Şimdi buna 5 bin lira veriyorlar. Biri delisin mi? Niye vermiyorsun diyor. Yok evet. Öyle bir şey. Yok, yok. Onun hocam, bedeli 50 bin lira da olsa bizde satlık değil. Şimdi. Ya, benim değil bu, toplumumun bu. Biz iz bırakanlar diye bir program da yapacağız. Bunun içerisinde tabii sen de olacaksın. Şimdi senin yerinde başka birisi var mı Hüseyin Bey? İz bıraktıysan sen iz bırakacaksın yani burada. Ben bırakmazsam biri bırakır. Ben eşyayı insanlardan, gençlerden bulduklarını ahırda, samanlıkta bana verin demiyorum. Tabii. Bana ziyarete gelen öğrencilere, üniversiteye gittiğiniz yerde yavrularım, gençler evet. Bir amacınız olsun. Samanlıkta, ahırda bulduğunuz tarım aletinden tutun da bir belgeyi atmayın. Evet. Bana da vermek istemiyorsanız gidin bir meraklısına verin. Evet. Bu heder olmasın. Boşa evet. Gitmesin. Evet. Bu halkın mal olmuş. Yani bir şey evet. Ya. Halkın eseri bu. Tabii. Bunun yenisi yok. Bunun olayın en büyük şeyi, her şeyin yenisi var. Bu evet. Eskiserse bir kanepeyi düşün, bir telefonu eskiyince yeni modelini alıyorsunuz. Evet. Ama eskinin bunun yenisi yok. Yenisi yok. Alırken de öyle bir eşya size düşüyor. Gene evet. Bir saati anlatayım. Bir yaşlı amca evet. Sungurlu'da işte bu Arçelik bayinin havuzun yanında evet. Bir genç beni demiş. Bir saat Kayseri'ye gidecek bir cep saati satacak evet. Adam bunalmış. Haçlığı evet. Yok. Evet. Onu alan kimse de yok. Saatçi de almıyor. Küçük beni, saat mi büyük mü? Yok, cep saati. Cep saati evet. Cep saati el evet. Yapımı. Evet. Gümüş. Evet. Adamla anlaştık. Evet. Bana da hesaplı geldi. Cebimde para yok. Hemen orada bir dosta vardım. Evet. Dedim ki işte atıyorum, örnek veriyorum. Evet. Ahmet Bey dedim. Evet. Bana bir 2000 lira para ver. Evet. Ne yapacağım hocam? Ya orayı sorma dedim. 2000 lirayı aldım. Evet. Saati aldım. Saati aldım. Ahmet'in parasını da tabii. Bir hafta sonra, o gün sonra verdim. Peyder, şimdi yeni bir eşya olsa o evet. Gün almam ben. Niye? Evet. Param olduğu gün alırım. Doğru. Ama doğru. Bunun yenisi olma, o eşyayı kaybetti mi yarın onun 100 katı param olur, o eşyayı bulamazsın. Evet. Evet. İşte teşekkür ederim evet. Saati getirdiğin için. Evet. Bunun daha çok özellikleri var. Bu evet. Saat el yapımı evet. Ve değişik bir sistemi var, çalışma sistemi. Şimdi evet. O parayı... Bir evet. Ay sonra onun 10 katı belki 50 bin lira param olur. Ama bu saati 50 bin lirayı versen bir daha bulamam. Bulamayız, doğru. Yenisi doğru. Olmadığına göre doğru. Diyeceğim o ki, evet. Yani bu sevdanın şeyi de yok. Bazen parayı borç buluyorsunuz. Evet. Onu da ödemeniz gerekiyor. Sınırsız bir vadeyle para tabii, almıyorsunuz tabii, borç. Tabii. Gidiyorsunuz, kredi çekiyorsunuz. Evet. Ya da başka bir yerde değer buluyorsunuz, onu ödüyorsunuz. Evet. Ama onun mutluluğu, ona verdiğiniz para aklınıza bile gelmiyor. Evet, doğru Hüseyin Bey. Burada şunu hemen söylemiş olayım o zaman Hüseyin Bey. Gayet güzel bir şey söylediniz. Bizi izleyen kardeşlerimizden bizi bu değermene bir suda onlar taşısınlar. Böyle dediğiniz gibi belgedir. Babamın, dedemin askerlik belgesi. Öyle değil mi? Evet. He, yani evi kurdalarken, işte sağını solunu kurdalarken ya bir tırmık, bir tane yaba, yani el yapılı şeyler. Bunlar bizde bulunsun. Bugün bir tane yaba, anadot dirgen yapan kimse yok, biliyor musunuz? Hepsi artık borudan, profilden yaptılar. Yani
Yayık ya, bildiğiniz bu taş yayık. Var. Üstünden delikli sizde var, türlü biliyorum, gördüm. Ya büyük yayık, onları atmışlar oraya bir yere. Çemberli büyük örü yayık dediğimizde. Evet. Ya getirsinler onu, belki 3-5 kuruş getirme parasını da veririz, karşılarız. Ya veririz ya, ben hiç bedelsiz de istemiyorum. Tabii. Yalnız bedelini öğrensin gelsin. Tabii. Bir de bu eşyaları bana vermeleri, Hüseyin Çelik'e vermeleri önemli değil. Tabii. Biz başka onları... bir bu işin aşığına ya da bu işi organize eden başka bir kültür evi ya da bunun koleksiyoneri varsa ona versin. Ona versin değil mi? Yani ticaretçiye yapıp da sizden, hurdacıdan bazı antikalar böyle bit pazarlarından çıkıyor, biliyor musunuz? Aynen. Hedef ben o... bir burada mutfak eşyaları satan bir iş yerinden aldım o Garoka terasisini. Ne olduğunu da ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Hele ki bir korku tası aldım. Hmm. 7-8 dilde dua var. Korku tası. Bakın evet. Eski Molla adamlarda böyle dini kisvesi olan adamlarda korku tasları olurmuş. Evet. Bunu da sonradan öğreniyoruz. Korku tasından öyle inanmış, yayılmış ki menkıbe. Korku tasından su içen psikolojik tedavi oluyor. Evet. Bu medyumlar gibi. Tabii. Onu 3,5 liraya baktım, şey var, bakırcıdan hurduyu atmış, eritip hurdu alacaklar. Hurdu aldım, alacaklar. Ben de bilmiyorum. Biri geldi, bilen biri, çok bu işi, antikanın uzmanı, hocam bunu nereden buldun sen dedi ya. Burada her dirden, çember içinde dua var. Bu özel bir tas dedi ya, yaşı da belli değil bunun dedi. Bakır, elle sürülürken bakır aşınıyor ya. Nasıl ki merdivenleri çıkacağı 100 yıllık binada insan ayağının plastik ayak pençesiyle mermeri aşınır mı? Tabii aşınıyor. Tabii aşınıyor. Bakır da kullanıla delinmiş. Evet, aşınmış. Bunları Hüseyin Çelik'e vermeleri önemli değil. Tabii, değerlendirilecek. Ya da hurdacıya verip eritilmeye çöpe gitmesi de üzer beni. Yalnız bir koleksiyonere ya da böyle bir kültüre olan, müze olan bir yere verin arkadaşlar ya. Tabii. Bu bir değer. Bana burada Durmuş Sökmen diye maliyeden emekli bir kardeşimiz var. Biraz bizi bana izliyor. Babası terciymiş. İzliyor. Evet. Zabit usta diye. Zabit amca evet. Terci makasını Osmanlıca iki tane tapusunu, dükkan tapusunu bir de nüfus cüzdanını getirdi halasının. Allah razı olsun. Nüfus cüzdanını yaptı Ahmet Bey. Durmuş Bey'e buradan selamlar ediyoruz kardeşim. Evet. Şöyle açtım. Üzerine kıtlık zamanı ekmek karneyle veriliyor. İnsanlar aç. Evet, İstiklal Savaşı'ndan çıkılmış. Evet. Üzerinde mühür var 1943 yılının. Evet. Bugün Ahmet Karaoğlu'na ekmek verildi, bir daha ekmek alamıyor. Nüfus cüzdanında o mühür var. O nüfus cüzdanının değerini maddiyatla ölçemezsiniz. Ölçemeyiz, doğru. Doğru. Gene bir anımı anlatayım. Doğru. Zamanımız. Evet, tabii. Ankara'da bit pazarında Cebeci'de geziyorum. İki tane eski nüfus cüzdanları biliyorsun Ahmet Bey, yapraklı. Yapraklı. İki tane yapraklı nüfus cüzdanı var. Sıradan her yerde bulunuyor. Yaprağını açtım. Nüfus soyadı cüzdanı. Bölükbaşı Sungurlu Başpınar. Bölükbaşı Sungurlu Başpınar. Evet. Soyadı. Soyadı. Evet. Bu değirmenci Nedim'in kardeşi üst düzey bir subaymış. Onun nüfus cüzdanı, benim yorumum, kişisel yorumum, eski elbiselerini bir eskiciye vermişler. Evet. Onun cebinden çıkmış. O da oraya düşmüş. Evet. Şimdi bu nüfus cüzdanını baktım, aldım. Sungurlu Başpınar deyince bizim Sungurlu bu. Evet. Adama sormadan iki tane var. İkisinde ne vereceğim arkadaş buna dedim. Evet. Hocam ikisine 4 lira ver yeter dedi. Çıkardım 4 lira verdim. Şimdi onun torunları beni arıyor. Nüfus cüzdanına 1000 lira da verseler, onun üç cüzdanı benim artık. Evet. Onlar sahip çıksaydı o bit pazarına düşmezdi. Doğru mu? Doğru. Ben doğru. Sungurlu halka adına, bu adamın Sungurlu olduğu için ona sahip çıktım. Evet. Ve onu baş köşemde taşıyorum. Evet. İşte bu basit bir belge. Evet. Bakır kap, tarım aleti, aklınıza ne geliyorsa ya. Tabii. Değerlendirelim, gelecek nesile de aktaralım. Tabii canım, tabii, bana vermeyin. Biz bu yola gelmişik çıkmışık yani, hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar, şu hocamın müzesinden olan yerlerden
peyderpey şeylerden alalım da resimlerimizi ekrana, hocama nedir, ne değildir, nasıl çalışıyor, kimden almış, ne zaman almış, oradan biraz devam edelim. Resimlerden alalım Allah izin verirse. İbrahim Karaç, Resul Görpe izliyorlar. Bunlar da buradan onlara selam olsun arkadaşlarımıza. Nasıl dedin? Bakayım bir. Ben bakayım. He? Zaman tanırsan. He. Evet, evet. Hocam yorumlardan okuyabilirsin isimlerle beraber. Teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ben de buradan bizi arayan, bize değer veren, bizi izleyen Şükran Tütüncü'ye, evet, Ergül'ü Garipçin'e öğrencim bu arada. Öyle Sadi mi? Sadi Bayava. Evet. Gene Sadi Bayava. Muzaffer, evet. Galeriliğe. Evet. Salih Salih'e. Evet. Hüseyin Emrali'ye. Evet. Remzi Çiçek'e. Evet. Evet. Eyüp Kora, öğrencim bu da. Evet. Mustafa Kılıca. Evet. Sabri Keçebaşoğlu'na, Gönül, evet. Alkiroğlu'na, Halide, evet. Emrali'ye, evet. Ümit Ergişi'ye, Enes İnceköse'ye, Şaban Karaoğlu'na, Eyüp Kora, evet. Kurtça Aslankaya'ya. Aslankaya kardeşim, benim arkadaşım, evet. Daha ismini Elmas, evet, Elmas Kargın'a, evet. Ergül'ü Garipçin'e, evet. Ve ismini burada okuyamadığım, sayamadığım tüm bizi izleyenlere, evet, hepsine Hicabi Topal'a, evet, Antalya, evet, bunlara Selami Kora, evet. Bu da benim öğrencim, ismi, evet. İlhan Bayava, evet. Bunlara Ömer Tunç Kılıç'a. Evet. Evet. Bunlara ayrı ayrı İlhamı Kora. Evet. Hepsine ayrı ayrı ismini okuyan teşekkür ediyor, saygılar sunuyor. Evet. Ekranımızda bir sefer tasımız var. Hüseyin Hocam, bunu nereden temin ettik? Şu kaşıklar, hadi tahta kaşığı gördük de. Bu metalden zannediyorum tunçtan mıdır? Pirinç. Pirinçten, evet. Kaşıklar ve geçmişten günümüze intikal eden bir sefer tası. Ha, insanlarımız da sefer tası kültürünü unuttular. Unuttular, evet. Ama adam bunu öyle özene bezene yapmış ki biri birinin üzerine görüyorsun. Artık fabrika malı değil, bunlar elden yapıldığı için şey yapmışlar. İşte üstünde kapaklarının şeyi, kaşıkların saplarına biraz tane vida yuvası açmışlar, gördün mü Hüseyin Bey? Hem kilit hem kaşık. Hem kilit hem kaşık. Ya adamlara bir de diyor ki eskiler şöyle böyle, eskiler de kafayı çalıştırmış yani. Ya eskideki sanat şimdi... Doğru, doğru. Şimdi bu konuda, evet. Bahsetmemi istersen... Tabii, buyur. Şimdi size intikal eden obje... Evet. Normal bir obje ise değeri 1 liraysa, üzerinde, evet. Bir arma, evet. Bir işaret, bir mühür varsa onu 1000 kat, 100 kat daha artırıyor. Değerini, değil mi? Bu sefertası Osmanlı dönemi, evet. De yapılan el yapımı bir sefertası. Evet. 3 kademeli, kaşıkları pirinç, üst üste geçecek, oturacak şekilde, tabii. Yapılmış. Evet. Kaşıkların o vida kısmı, altta onun dişleri var. Onu kilitliyor. Kilitliyor tabii. Götürdüğünüz yiyecek hiçbir zaman açılma şansı yok. Yok. Şimdi doğru. O kilidi açıyorsunuz, vidayı açarak, çevirerek. Evet. Kapları açıyorsunuz, kapağını çıkarıyorsunuz, yemeklerinizi yiyorsunuz. Evet. Bu sefertasının özelliği, çok var da bunun versiyonları, evet. Üzerinde çok ince çekimde gözükmedi. Evet. Üçünde de aynı versiyonda Osmanlı arması var, Tura. Tura var. Hmm. O Tura olunca bu sefer bak, orada gözüküyor. Evet. Üsttekinin sağ kaşıktan tarafı, evet. Altta da var ortada, evet, en altta, evet. Da var. Üçünü, evet. Alt alta gelecek şekilde dizayn ettik. Evet. O şeyler bunun değerini 100 kat, ve bir de kaşık pirinç, kulpu, evet. Pirinç ve bu
öyle bir özveri, öyle bir sanat, öyle bir emek, öyle bir işçilik var ki bunu elle yapılıyor. Hiçbir aletin olmadığını düşün. Nereden temin ettik hocam bunu? Bunu saman pazarında bir antikacıdan aldım. Saman pazarından, evet. Ankara'dan, antikacıdan aldım. Bir de şunu diyeyim, bu işin işte ticaretini bak, yapanlar hocam, var. Armaya getirdiler. Evet, arma gözüktü, burada. Teşekkür ediyorum. Doğru. Ekranı çekenlere orada evet. O amblemin öyle bir ederi var ki o işlemenin. Evet, evet. Bir de metalde, ahşapta işlemeler bir kültürü, bir versiyonu. Tabii, bir tabii. Destan yazıyor orada ya. Evet. Ben evet, de evet. Günü gelince anlatacağım. Kemer var, ağaç evet. işleme var, kilim var, çorap var. Evet. Oraya duygularını bayan özgürlük yok o zaman bayanlarda. Evet. Duygularını, sevgisini, nefretini ya kilime. Evet, dokuduğu. Kilime ya kilime, çoraba, çoraba ya halıya ya ahşaba ya da metale işliyor. Bende bir kemer var. Üzerinde 5-6 tane elma metaldan. Evet. Elmanın birinde bir diş ısırık var. Evet. İkinci elmada iki diş. Üçüncü elmada 3-4-5. Evet. Birinde yeşeleğe kalmış. Evet. Bunun mesajı neymiş? Gelen biri öğretti bana. Evet. Sevdiğine diyor ki bayan. Evet. Açıkça konuşamıyor, görüşemiyor. Tabii. İşte, benim ömrümü yedin, bitirdin, ben bittim diyor. Öyle ya. Bunu evet. hediye gönderiyor. Evet. Mendiline bir nakış işliyor, ona diyor seni seviyorum diyor. Evet. Ya da eski dokumaya işliyor, ahşaba işliyor, çoraba evet. işliyor. Oradaki her motifin verdiği bir mesaj var. Tabii. Onu tabii. biz bilmiyoruz. Ben mesela bir ahşap örük diyorlar Balıkesir'den aldım. Ahşap şu kadar. Yün eğirirken kuşağa takarlanmış beline. Evet. Orada bir yörük kadını ağaç üzerine işlemiş. Orada verdiği bir mesaj var. Evet. Ya dostuna ya da sevmediği bir insana. Evet. Destan yazmış oraya. Onu bilen o kültürü alan okuyor. Tabii, tabii. Bizim okuma şansımız yok. Bizim okuma şansımız yok. O kültür altyapısı bizde yok. Bizde yok. Ama o günün insanlarında var. Tabii. Mesela Osmanlı döneminde kalma kapı tokmakları var bende. Evet. Evet. Tokmak da bir kültür. Tabii. Osmanlı'da bey konakları var. 200-300-500 metrekare avlu var. Evet. Bir büyük çatal kapı deriz, kapı var. Orada çeşitli motifte tokmaklar var. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Evet. Gelen bayansa... Evet. Evet, kama. Evet. Bu, bak bu bir, Çerkez kaması, bir sapı gümüş. Çok meşhur oldu bir zamanlar. Olukları çok meşhur. Evet. Ortada sarı, sapında sarı bir metal evet. var. Evet. O metal dilli kama denilmiş buna Çerkez kültüründe. Evet, evet. O kelebeği ayarlıyorsunuz. Bak işte evet. kapı tokmağı geldi. Evet. Teşekkür ediyorum ekrana alana. Evet. Vuranın, gelenin kadın mı, erkek mi? Ev akraba mı, yabancı mı? Yabancı mı? Sesinden okuyor biliyor. Hiç kapının görmüyor içi. Karanlıkta kışın. Evet. Elektrik de yok. Evet. Bu da bir kültür. İşte tabii. bu kama da beline her delikanlının o da şeyine göre, sosyal ve ekonomik yapısına göre, yapısına birininki göre, tabii, birininki çok uç bir malzeme, takı. İyisinden yapılmış. Tabii en iyisinden ya. Kuşağı bunun gümüş evet. bak. Bu tokmak sarıdan. Evet. Bunlar temizlendi evet. burada. Evet. Gördün mü? İşte bakın, bak, orada menteşe gibi evet. o tokmağı vuruyor, onun bir sesi var. Evet. Büyük tokmağın bir sesi var. Küçüğün bir sesi var. Evet. Demir olanın işte hepsinin ayrı ayrı bir sesi var. Evet, evet. Değiştirebiliriz. Arkadaşlar yavaş yavaş o çekim yaptığımız, resim haline getirdiğimiz objelerden hangisi olursa olsun birini koyabiliriz. Bakın oradan biz onun üzerine yorum yapalım hocamına. Bu arada öğrencim Ahmet Boynuzu'nun gözlerinden öpüyorum. Evet, bak o mesajlara devam Gökhan et. Gökhan Güreşçi gözlerinden öpüyorum. Aytürk Güreşçi. Evet. 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 Halil Güreşçi'nin öğretmen evet. Evet. Ona teyze Can Kargın, evet. Haydar İmiş. Evet. Tayfun Turan. Evet. Alişan Yüksekkaya, bu evet. gencimiz milli vücut geliştirme sporcusu ve evet. Milli hakem
Alanya'da oturur. Evet. Benim canım, canım kanım bir tanem bu benim. Evet. Ona teşekkür ediyorum. Ankara'da karşılaşmıştık kendisiyle nostalji toplasında. Biz de selamlarımızı iletiyoruz yani. Selamlar iletiyoruz. Mustafa Yücebaş, Mehmet evet. İlmi İpek, evet. Ali Yıldız, Hüseyin Züngür. Evet. Bunlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Bize katılıp aradıkları için. Evet. Evet. Yüksek Kaya'nın telefonuna geldi. Evet. Resime, geldi, vücut geliştirme evet. sporcumuz. Allah kolaylık versin. Bizden de ona selam olsun. Selamlarımızı iletiyoruz. Güzel kardeşim, bizim nostaljiyle ilgili resimlerimize bakalım çocuklar. Evet, ekrandaki Ali Sen evet. Yüksekkaya. Evet, evet. Evet. Bizim oradaki objelerle ilgili rastgele koyabilirsiniz. Çocuklar ekrana rastgele resim haline getirdiklerimizden onun üzerine yorum yapalım. Hocama soralım. Evet, bu da kamanın bir başka versiyonu hocam. Evet, kamanın bir başka versiyonu. Evet, bu da başka versiyonu. Bunların hepsi el yapımı, hiçbiri şey değil. Tabii. O günkü tarihte. Artık makineleşmiş, mükünleşmiş bir düzen yoktu ki hocam. Adam onu dövecek, yapacak, ısıtacak, çarka tutacak. Çark bile yoktu o zaman bildiğin. Evet. Taşıyla, eğeyle soğuk yapacak. Demirciler, o sıcak demirciler döve döve hallediyor. Evet. Sapı evet. Kemik bunun. Evet. Evet. Kılıfı değişti. Bile bak kemere takılacak orada şeyi var. Tabii. Meşinden. Aparatı var. Aparatı evet. Var. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu bir hat tamir telefonu. Hat tamir telefonu. Nedir Allah bunun Allah. İçeriği? Evet. Şimdi köyler arası ya da şehirler arası evet. Ahşap telefon direkleri var. Evet, mevcut. Ahşap telefon direğimiz. Şimdi evet. Haber geliyor köyün birinden. Evet. Bizim ilçenin telefonu çalışmıyor köyün. Evet. Evet. Şimdi bununla bir PTT görevlisi atla gidiyor. Evet. Bir kilometre gidiyor. Evet. Direğe ayak takacakları var. Ayakçalıklar var. Oraya çıkıyor. Bu telefonu tele bağlıyor. Evet. Burada kolu var. Bak evet. Avizenin orada kolu var. Evet. Koldan şeyi çeviriyor. Manyete oradan gidiyor ilçeye. Evet. Oradan o ışık alınıyor. Oraya kadar arıza yok. Evet. 15-20 direk daha gidiyor. Tekrar bağlıyor, çıkıyor. Orada evet. Arıza yok. Bir yere gelince görüşme sinyali alamayınca o son direkle ondan önceki görüştüğü direk arasında arızayı deneme yanılma yoluyla buluyor. Buluyorlar evet. Onunla tamir ediyor buna. PTT'den öğrendim bunu evet. Ben. Evet. Buna hat tamir telefonu denirmiş. Tabii. Sade orada kullanılıyor. Omuzlarını alır çıkarlardı. He, omuzlarına atkısı var. Atkısı, kayışı kapağı var, kilidi var. Evet. Ayrıca çevirmeli şeyi de var. Manyeti. He, çevirmeli manyota kolu da var. Evet. İstersen evet. Numarayı da çeviriyorsun. Tabii. Evet, değiştirebiliriz uşaklar. Ekranı alalım, başka resimlerimizi evet. Alabiliriz. Böyle sırayla. Evet. Evet. El yapımı Karadağ denen Karadağ toplu tabanca. Denen toplu tabanca Karadağ. He? Bir dönemin en orijinal silahlarından biri. Hatta filmlerde çok kullanılır evet. Bu. Sapı da şey mi hocam onun? Kemik. Kemik değil mi? Orijinal kemik. Tabii orijinal kemik. Toplu Karadağ dedikleri bu ha. Ben toplu Karadağ dedikleri bu. Evet. Bunun topları var. Toplarında mermi konan kapağı var. Orası açılır. Evet. Mermi konur. Evet. Bunlar 5'li, 7'li, 9'lu.
Tabii. Mermi alanları var top. Evet. Her tetiği çektikçe horoz kalkar, evet. Ateş ettikçe top kendi döner. 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 Bir sonraki mermiye çalışması. Toptaki mermi bitince yandaki bir kol var, kapak. Evet. Şimdi ekranda bir görüntü o da. Kapak işte o horoz. Evet. Horoz kalkıyor, tetiği evet. çekince patlıyor. Evet. O top dönüyor. Evet. Boş kovan geri çıkmıyor. Onu siz sonra çıkarıyorsunuz. Tabii. Ekrana geldiğinde öbür versiyonu şeyin kapağını açıp mermiyi basma. Orayı açıyorsunuz, evet. mermiyi doldurup tekrar ateş ediyorsunuz. Evet, şimdiki şeylerde, toplularda hocam, şey var, bu eski silahlarda da namlunun altındaki bir yarım pim var ya. Evet. Orada, orayı ilerim namlunun uç kısmına doğru çeki çekmez, şey devrilir bu tarafa. Top devrilir. Top devrilir. Oradan evet. da mermi basılır. Evet. Top yana çıkar boşa. Evet, geri evet. oturttum, o pim yuvaya girdi mi? Evet. O şey evet. Orijinal olarak o, şeye girer. Onun şimdi kalibresini bilmiyoruz. Onun mermisini de bulamak mermisi yok. Mermisi yok canım, parmak gibi. Hatta onun kalibresini bilmediği için insanlar onun kapsinini alır, evet. tekrar doldurur, kurşun kor, tekrar ateş eder. Ama 3 sefer atınca da 5 sefer dağılıyor. O şeyde ters çevirdiğim zaman da boş kapsini onun düşmez yani, biliyor musun? Uzun süre kullanılırsa. Evet. 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 Çok antika, güzel bir silah. Bak bunda daha net görünüyor. Bak arkada ütü var. Ütü. Evet. O da onun. Uç kısmında şeyi var. O tüfek harbisi gibi, biliyor musun hocam? Evet. Evet. Onu ileri i̇şte o çekince, dediğiniz deminki evet. o giren harbi gibi şey. O topu boşa evet. çıkaran şey. Boşa çıkar diyor. Belki sağda topu da arkasında da o kelebeğe beri açtı mı evet. top, merminin gireceği delikler var. Topu çevirdikçe. Evet. O tabii. deliğe mermi basılır. Dolunca o delik kapatılır, ateş edilir. Evet. Evet. Çocuklar, görüntülerimizi şey yapmayın. Devam edin. Sırayla gitmemize gerek yok. Sırada ne varsa o görüntüyü ekrana alın. Evet. Ütümüz geldi hocam. Senin turunç ütüye gelmedi de bu bizim eski ütülerden. Demir ve evet. üst uç kısmında da bir şey var. Aslan kafası var. Aslan kafası var, değil mi? Bu o dönem saraylarda bulunan, bu bir Ermeni konağından çıkan bir ütü. Evet. Ya bunu elle işleyip o motifi vermişler. Evet. Bu bir dönem her evde bulunmayan, kömürle çalışan kömürlü tabii. bir ütü. Tabii. Şimdi üst kapak, o alttaki bölümün üst kapak açılır. Evet, içine... Oraya mangal kömürü gibi özel kömürü var. Tabii, ütünün kömür özel konur, kömürü. Evet. Kömür yanar. Evet. Ağzında kömürün, evet. Harının, dumanının çıktığı, altta da küllüğü var. Evet. Zaman zaman o karıştırılır. Evet. Kömür bittikçe kömür konur. Evet. Arkadan da külü alınır. Evet. Bakar mısınız bu yandama? Ütü ya, çok sayıda vardır. Ama bazı objeler de böyle motifli ütü. Her tabii. evde, her o şeyde bulunmaz. Bulunmaz, değil mi? Doğru. Bu bir Ermeni doğru. evinden çıkan, çok doğru. nadir bulunan bir parça. Doğru. Bu da kolyelerin diğer evet. ütüler var. Bu da öyle bir versiyonun ütüsü. Evet. Evet. Bekçi saati. Bekçi saati. Evet. Eskiden... Devlet dairelerinde ya da özel fabrikalarda evet. gece bekçileri var. Evet. Oraya hırsız bazı şeylerin çalınmaması için evet. burada toprak mahsulleri ofisinde de vardı. Evet, bizim 77'de ilk işe girdiğimde bizim karayollarında vardı. Bunun şimdi Hüseyin Bey, her direkte ayrı bir tane anahtarı var. Doğru mu? Evet. Gezeceği yerlerde. Yok, bir iki anahtar var bunda, iki kapak var. Evet. İçeride arabaların takografı gibi bir kağıt var. Evet, evet. Şimdi mal sahibi ya da o ofisin müdürü ya da evet. fabrikanın sahibi evet. içindeki ekranı açan evet. anahtarı bekçiye vermez. Vermez, tabii. O ekranı delen anahtarı evet. bekçiye verir. Tabii. Bekçi, bakın işte o evet, ekranı evet. delen kağıt o. Tabii. Şey, orada bir mil, anahtarı çevirince bekçi her saat başı, saat 1'de varır. Evet. O anahtarla ekranı çevirir. Kağıdı deler. Kağıdı deler.
Gece 2'de, gece 4'te, 3'te, 4'te, sabaha neyse, kadar. Akşam hangi kadar, saatte başladıysa o bitene oralara, kadar o her saat başı orayı deler ya da yarım saatte bir. Oralara gidecek. Sabah mal sahibi ya da fabrika evet. sahibi ya da o resmi dairenin yetkilisi açar. Evet. Bekçinin evet. adı ne? Evet. Mehmet. Mehmet. Ekranı açar. Her saat başını kontrol eder. Saat 3'te. Bakar ki saat 3'te delik yok. Mehmet. Anahtar çevrilmemiş. evet. Bekçinin uyuduğu meydana çıkar. Aynen. Bunda fire verme şansı hiç yok. hiç yok. Bunun bir mi? De kılıfı var. Evet. Bu bak anahtar. O evet. zaten saati kuran anahtar. Evet. Öbür iki anahtar da biri mal sahibinde evet. ekranı kapalı tutan. Evet. Biri de bekçinin anahtarı çevirip ekranı deldiği anahtar. Evet. İşte kamera yok. Öyle kamera yok, hiçbir yok şey yok. Yani yanlış yapma şansı da yok. Evet. Uyuduysa ora delinmedi mi o adam uyudu. uyudu, bitti. Sen niye gidip de 3 numaralı saati saat 3'te kurmadın, doğru evet. mu? Onu niye kurmadın? Evet arkadaşlar. İşte bu da o dönemin çok orijinal. O evet. ekranda gözüken camda bildiğiniz masa saati gibi saat tıkır tıkır tabii, çalışıyor. Tabii o çalışıyor. O da mekanik, evet. kurmayla evet. çalışıyor. Evet, mekanik. Diyorum ya işte 77'de bak, karayollarındaydı. Bak anahtarları orada, he. kurma anahtarı da üstte. Evet, biz orada şey yapmıştık. Niyazi Güzelcioğlu, Ahmet abi, Hüseyin hocama selamlar sunuyorum. Aleyküm selam kardeşim, Haydar Sülünoğlu. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Vallahi biz de işte Hüseyin Bey'le acizane ne bulduk ne getirdiysek ona göre devam ediyoruz. Torun Tunay komutanım, selamlar olsun size. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Hatter Çorum başarılar demiş, Gülşah Hakkaş. Selamlar yeğenim. İlhan Bayav selamlar. Sabri Bey selamlar. İsmail Karıoğlu selamlar. Merve Kirazlı selamlar diyoruz. Evet çocuklar son ürün takunya demişiz orada. Ekranımızı alalım da takunyelerin bir sürü hikayeleri var. Bu takunyeler Hüseyin Bey kızlar ayrı giyiyor muydu? Gelinler ayrı mı giyiyordu? Yoksa... Takunya'nın adı ekrana gelince gösterelim. evet geldi. Geldi burada mi? Bizim telefonda ismi, bak. Evet. O günkü tamirden nalın. Bazı türkülerde evet. var. Yalın ayak yere basma giyin altın nalın dilber diye. Evet. Türkülere konu olan bu. Nalın. Bu nalın banyo terliği. Evet. Tahta olan. Bir de böyle antik eşyalarda. Evet. Eşyanın niteliği. Sosyal ve ekonomik statüyü belirliyor. Evet. Şimdi yani bunun... Markalı giyenler gibi. Aynen. Şimdi evet. araba var Tofaş, evet. araba var Renault, araba evet. var Ferrari. Ferrari, evet. BMW. Şimdi evet, evet. Herkesin sosyal ekonomik düzeyini belirliyor. Doğru mu? Evet, doğru. Jeep doğru. var bilmem ne. Evet. Şimdi bu bir fakir nalını, banyo terliği. Evet. Bunun üstündeki kemer sarı. Evet. Hafif işleme var. Evet. Bunun zengin versiyonunda üzerindeki orta halli de üzerindeki kemer gümüş. Gümüş. Sarayda beylerdeki üzerindeki evet. kemer altın. Evet. Ve evet. yan gövdeleri üstleri altın kakmayla işlenmiş. Evet. Ben evet. bir müzayedede evet. Ankara'da katıldım. Evet. 7800 liraya satılan nalın gördüm. Sarayda 7800 euro. Euro. Ne evet. kadar altın kemerinde, o şeyinde kemerinde altın kullanıldığı işlemede. Bir de orada bir sanat var. Evet. Onun üzerinde. Bir de sarayda giyilenlere bir sefer müsaade ederlermiş. Evet. Bir seferlik giyimli ondan sonra şeye alırlarmış. Evet. Şeye. Onun da hikayesini onlardan dinliyorsunuz. İşte bu da bir fakir nalını. Evet, evet. Evet. Evet Hüseyin Bey. Saat İlmi mi? İpek. Evet. Mehmet İlmi İpek, Mustafa evet. Yücebaş. Evet. Evet. Arkadaşlarımızı okuyabilirsin oradan. Mustafa Güneş, Bünyamin Cankalıoğlu, Can Kargın, bizim Can bu, Sabri Keçebaşıoğlu.
Ahmet Yılmaz, Selahattin Büte, Moda Perde, Ahmet Boynuz'un. Senin öğrenci mi Ahmet Boynuz'un? Evet. Evet. Çok sevdiğim Haydar bir öğrenci. Haydar Sürün oğlu. Evet. Arkadaşlar, programımız ne aşamada, saatimiz ne kadar oldu Hüseyin Bey? Saate bakar mısın? Saat 8'e 5 var canım benim. Son ürünümüz, sonlara yaklaştık. Bir tane daha ürün alalım, şeyse, müsaitse. Ondan sonra programımızı noktalayalım arkadaşlar. Ahmet Bey, bir de ben günü gelmişken, aklıma gelmişken köyün birine gittik. Evet. Burada bürokratlar sağ olsunlar bizi evet. tanıdılar. Evet. Köylere görev icabı giderken ben de yanlarına götürüyorlar. Evet. Köyde bir taş göreceğim, bir heybe göreceğim, bir çorap. Evet, bu killik. Killik. Bir dönem evet. sabun ve deterjan yokken evet. doğada kil var. Kil var. Çamur. Evet. Ve de kahverengiydi yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? İki türlü kil var. Bir baş kili, banyo kili. Evet. Bir de çamaşır kili. Çamaşır kili. Evet. 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 Ayrıca meşe külüyle de soda niyetine çamaşır yıkanır. Tokaç'ta biliyorsunuz. Tabii, tabii. Ahmet Bey onu tabii, bilirsiniz. Tabii. Bu killik fakir killiği. Evet. Banyoya giden vatandaş evet. bunun içine kilini koyar değil kilini mi? Kilini koyar, elinde sallaya 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 banyoya gider. Evet. Altında ızgarası var. Gelirken su akacak. Sağa sola zarar vermeyecek. Oraya götürür suyu ıslar. Bunun içinde. Çok şahane bir düzen düşünmüş adam değil mi bak? Evet. Üstte yani kulpu var. Bunun içine sabun da kosan yaş yaş onun suyu tabii. damlamadan. Şimdi. Hamamcı Zelebacı bizi hamamdan kovmasın. Şimdi bununla şeye gidecek vatandaş banyoya sallayarak. Evet. Şimdi bu bildiğimiz normal sacdan killik. Evet. Bir üst versiyonu. Evet. Sosyal ekonomik durum olan gümüş, evet. gene demin dediğim gibi bir üst versiyonu da altın. Evet. Giderken adamın stasyon ne olduğunu havayla gidiyor. evet. Aynı arabaya gelip de evet. park ettiği gibi. Bunun evet. da banyoya gidiyor, kil götürüyor, kili orada ısıyor evet. banyo tasında. Evet. Oraya su bulaşıyor. Hmm. Kilin özü çıkıyor suyu, tuz evet. gibi. Hmm. Onunla baş kili banyo yapıyor. Evet. Evet, evet. Çamaşırıyla da aynı bir kapta ıslıyor başka tabii, bir kapta. Tabii. Onunla da çamaşır yıkıyor, ıslıyor. Evet. Ondan sonra da çamaşırı lekelerin gitmesi için büyük kazanlar var. Onu da kaynatıyorlar biliyorsunuz. Tabii, bokur bokur. Tabii. Belli haşerelerin ölmesi için. Tabii. Bu da işte onlardan kalma evet. bir fakir killiği. Evet. Evet arkadaşlar, bizim saatimiz doldu. Sevgili saygılı izleyicilerim. Güzel kardeşlerim, biz Hüseyin hocamla daha şu anda 5 tanesini anca gördük, değerlendirdik. Bizim orada binlerce, 2000'e yakın, 2500'e yakın eserimiz var. Bunların hepsini birer birer getireceğiz. Orada video çekip de burada bu insanlara video izletmek işin en kolayı. Evet. Ama böyle görüntüler halinde bir tek onları 10 tane, 20 tane buraya getirip de Hüseyin Bey, bunun üzerinde yorum yapmak işin en güzeli. İnsanlar bizden bunu bekliyorlar mesela. Diyor ki, bunun ismi ne? Hadi bunu ben videoda seyrettirdim vatandaşa. Öyle değil işte, her gelen parçamızın özellikleri nasıl çalışıyor, Kaç yıllık, nereden gelmiş, hangi tabii. kültürden ne zaman kullanılmış, evet. giysiden tut da kilimden, eşyadan. Evet. Evet, sevgili izleyiciler, sevgili arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Bir program sonrasında buluşmak üzere, Allah izin verirse, sizle bir arada olmayı canı gönülden istiyoruz. Sizi de bizi istediğiniz için görüyoruz ki bizi izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir programı Sungurlu'da yapmış olmanın hazzı var. Hazzı var, zevki var bizde. Ben yani, izleyicilerimizden sürçülisan ettikse evet. Affola. Affola.
ve buna merak olanlar izlesinler. İzlesinler. Hatta Sumurlu'ya gelince Hüseyin Bey'in müzeyi de gezelim. Parasız ücretsiz. Ya böyle bir yer var mı? Ziyaret edelim deyin. Bir beklentimiz yok. Evet. Yani bir bedeli de yok bunun. Evet, sakın de yok. Düşünmeyin. Doğru. Bunu görün. Evet. Bu insanı da tanıyın. Tabii. Çok güzel olur, iyi olur. Belki birileri vesileyle destek olur ya da bir şey yapar. Birimizin benim reklama ihtiyacım şu bazda var. Bunu gören insanlar, bir bürokrat, bir ekonomik düzeyi olan bir finansman adama rast gelir. Evet. İlçemize bir kültüre bir kazandırırız ya. İnşallah, inşallah. Yani, ya Türkiye'nin olmadık yeri var. Hele Güneydoğu Anadolu'da. Evet. Ha, o müzeler akıl almaz Ahmet Bey. Tabii. Yani ben Beypazarı'na gittim dedim ya 30-40 tur geliyor. Evet. Bu adam buradan gümüş alıyor. Orada Telkari var. Tahran'a alıyor. Oranın ürünlerini alıyor. Oraya da bir hareketlilik veriyor. Ticari hareketlilik. Tabii. Bu bir ilçe için dünyanın en büyük nimeti ya. Evet. Bizim büyük eksiklerimizden birisi de budur. El ürünlerimizi pazarlayamıyoruz. Evet. Hüseyin Bey. Kadınların bizim yaptığımız salçayı biz pazarlayamıyoruz. Evet. Bulguru pazarlayamıyoruz. Bulguru pazarlayamıyoruz. İşte bir... Tereyağını pazarlayamıyoruz. Biz şey yapamıyoruz bunu. Her şeyi. Böyle bir şenlik organizasyonu gibi bir şeyler vardı bizim aklımızda da. Nostaljiye, eskiye gönül veren grubu arkadaşlarımızla böyle bir istişarede bulunduk. Fakat bu rahatsızlıktan, hastalıktan dolayı da şey yapamadık. Ben genç Emrali'ye ve Hüseyin Emrali'ye, Cavit Emrali'ye teşekkür ediyorum. Bu sunumu bize bu fırsatı halka tanıtmasına verdikleri için. Tabii. Yani bizi devam edin izlerseniz ne güzel şeyler göreceksiniz. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Tabii. Paylaşalım ya birbirimize duygularımızı, bilgilerimizi, birikimimizi. Sonra bura bizim bu Sungurlu ya. Onlara sen ben sahip çıkarsak herkes... Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bizim şu anda yaptığımız buradaki programlarımız, Hüseyin Bey, bir önceki programlarımızda, bir önceki programımızda atıyorum. Yani Türkiye'de izlenenlerin ilk 5. sırasına gelmişiz biz. Düşünebiliyor musunuz mu? İnsanlar bizi izliyor. Yani bu da demek ki 40-50 bin kişi, bizi izleyen kişi bu. Şu andaki bizim programlarımızı, yayınlarımızı canlı insan arkadaşlarımız izledi. Ama programı olan, acil bir yerde olan insanlar da döndüğünde, müsait bir zaman bulduğunda bunu bu frekanstan, bu kanaldan, YouTube kanalından izleyebiliyorlar. İşin güzelliği bu yani. Onun için herkese teşekkür ediyoruz. Emeğe geçenlere ve bize izleyenlere cümleden hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.